Sayın seyirciler, şaheserler yapılırken her şeyi eleştirilen, yapıldıktan sonra da herkesin hiç kusur bulamadığı eserler yapılarmış. Evet, doğru söylüyorsun. Millet Bahçesi'ndeyiz. Kızılcahamam Millet Bahçesi'ndeyiz. Başkan Vekilimiz Sayın Alişan Çalkıranoğlu ile beraberiz. Bugün bayramın ikincisi günü, yani Millet Bahçemizin, Milletin Bahçesi'nin açılışı. Açılış. İnşallah milletimizin hizmetine sunacağız. Anonslar yapıldı. Ama gelen katılım olmadı. Şimdi neden? Şöyle, burası zaten tamamıyla bitmedi. Ama biz bayramda çocuklarımız, en azından çocuklarımız gezsin, eğlensin de biz burayı geçici olarak açtık. Hani tamamıyla bitmiş durumda değil. Biz yani, de eğlence olsun dedik. Halktan, çocuklarımız, evet. Halktan ilgi beklediniz mi, onu sorayım. Bekledik. Daha gelir ama şu an daha yeni saatimiz yeni başladı da. İnşallah gelecekler. Gelecekler mi? Gelecekler. Yağmur da ya. Yağmurun da yetkisi var. Yağmurun etkisi var. Biz de ıslanmayalım. Başkanım, sen ıslanmayalım. Şöyle dönelim. Dedik ya, şaheserler yapılırken her şeyi eleştirilen ama yapıldıktan sonra her şeyi mükemmel bulunan, muhteşem bulunan eserler. Öyle olacak mı diye soruyorum. Tabii ki böyle olacak. Böyle olması gerekiyor, fakat bizlerin de buraları koruması gerekiyor. Korumamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan yapmaktan da ziyade, yapmaktan işletmek ziyade işletmek önemli, korumak çok önemli. Değil mi? Bakın, yağmurun altında ıslanmayalım. Yani Ankara civarında belki bu kadar güzel bir millet bahçesi yok. Buna emin olabilirsiniz. Ankara civarında olmaması burada olmayacağı anlamına gelmez. Hayır, burada tabii biz yapalım. Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'in çok destekleri var. Biz kendisine buradan teşekkür ederiz. Her zaman teşekkür ediyoruz. Bir defa daha teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Kurum. Kızılcahamam'a böyle bir millet bahçesi kavuşturduğu için. Sayın Murat Kurum, mikrofonu uzatamadığım için çok üzgünüm. İnşallah bir gün mikrofon uzatmak nasip olur. İnşallah olur. Neden olmasın? Sesini biz kendisini çok seviyoruz. Kızılcahamam TV aracılığıyla halkımıza duyurmuş olur. Biz kendisini çok seviyoruz. Yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmaz. Sevdiğimiz için tutacağız işte. Aynen öyle. Biz de elbet bir gün denk gelirse sizi buluşturalım Murat Kurum Bey'le. Şöyle mikrofonu uzatayım, diyeyim ki ben Kızılcahamam'a yaptığınız hizmetler için teşekkür etmeyeceğim. Sizin Türkiye'ye bakış açınız, bakış açımızdan dolayı teşekkür edeceğim. Ülkesini seven Kızılcahamam'ı da sever, hizmet eder. Kızılcahamam'ı seven ülkesine de sever ve hizmet eder diyeceğim. Orada teşekkür edeceğim. Aynen. Buraya değil. Yaptıkları için değil ama. Türkiye için. Burası bir adım önde. Evet, burası bir adım önde. Bir adım önde de olmak istemiyoruz. Biz Türkiye'ye neşter gitmek istiyoruz. Evet. Doğru. Öyle değil mi? Çünkü Türkiye bizim, Kızılcahamam da Türkiye'nin bir parçası. Bakanımız her tarafa hizmet ediyor. Evet, gerçekten evet. Ülkemizi çok değişik şeyler yaptı. Türkiye'nin her tarafında millet bahçeleri var. Yağmur da güzel yağıyor. Yağsın, sıkıntı yok. Bu da rahmet. Bak, bayramda Allah, Cenab-ı Allah ne bize birinci gün müsaade etti. Güllük gülistanlık, güneş dikti. Ama dün İkinci akşam günde yağdı, evet, dedi ki kurbanlarınızı kestiniz, bir temizlik yapalım dedi. Biz böyle gördük. Pır pır oldu. Şimdi hakka inanan millete hak böyle mi tecelli eder? Aynen. Hakka inanıyorsan hak der ki kurbanını kes, temizlik bana ait. Temizlik, evet, aynen. Bakın, Kızılcahamam her tarafını gezdik. Evet. Gerçekten her taraf tertemiz şu anda. Yağmurlu. İnşallah gelen de olur başkanım. İnşallah olur ama havanın biraz açması lazım. Hava şu anda gerçekten. Açmasa da kimseye bir şey diyemeyiz, değil mi? Diyemeyiz. Ama Kızılcahamam Millet Bahçesi'ni görmelerini isterim. Yağmur dindikten sonra programımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Kızılcahamam TV sizin TV'niz. Sizin için yayınlarını aksatmadan sürdürmeye devam ediyor.